Evet baylar bayanlar, Semoş'un bahçesinden merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sarımsak, biber, beyaz lahanam var. Acaba ne yapıyorum? Sarımsak olduğuna göre bu ne demek? Turşu yapacak demek. Semoş şefiniz. Şimdi kuzinimi yakacağım. Ondan sonra bu güzel ortamda. Bunlar da kış geliyor. Emme kudurdular. Kudurdular valla. Çok güzeller ya. Harika. Limonum da burada. Bakın büyüdü. Benim köyden geldiğimde küçücüktü. Çok güzel oldular. Bakın. O da saksıdaydı şu çiçeğim. Onu oraya diktim. Yere diktim. Daha güzel oluyor yerde. Saksıda işte yazın bir yerlere gittiğim zaman susuz kalıyor tabii ki. İşte böyle. Şimdi sarımsağımı ayıklayacağım. Semoş şefiniz turşu yapacak. Biz bütün turşuları arkadaşlar böyle yapıyoruz. Yani ne turşusu yaparsak yapalım bu şekil. Kavurduğumuz turşular da bu şekil oluyor. Biz turşuyu kavurup yeriz. Ama bunu tazeyken de böyle alıp kavurmadan da yiyebiliriz tabii ki yemeklerin içinde. Yenge kolay gelsin. Sağ ol bebeğim. Ha gel gel bak Çiğdem gel. Gideyim mi? Gel gülüm gel. Gel. Neyse bu istop şimdilik. Gel bebeğim. Gel. Gel. Elindekini at. Atayım mı? At oraya. Alırım ben. At oraya. Dikkat et. Yemin ediyorum planlı değil. Hiç haberi de yok kendisinin. Çiğdem seninle kirmit kavurup yemiştik ya burada. Hı hı. Mantar. Evet. Biliyor musun? Aha, biliyorum. Bak oraya bak. Orada yazmışlar. Bir sürü şey yazmışlar. İşte ben sana yapmacık davranıyormuşum. Yalandan da olsa iyi davranıyormuşum. Ondan sonra aslında iyi davranmıyormuşum ben sana. Doğru mu bunlar? Doğru değil yenge. Heh. Şey seni kimse üzmesin. Şey çok iyi bir insansın sen çünkü. Ben sana yapmacık mı davranıyorum? Yok kesinlikle öyle bir şey yok yenge. Sen günde kaç kere paraya geliyorsun mesela? Ben seni hiç geri çeviriyor muyum? Geri çevirmiyorsun yenge. Sen Çiğdem 10 ister ben 20 veririm. Gerçekten bu yıllardır böyle. Ama bana onu yazanlar senin gibi bir görümceleri olsa eminim ki bir yudum su vermezler. Kapılarına koymazlar. Yani bu yorumlarınızla çok bilmiyorum çok ayıp ettiniz. Yani yengemi kimse üzmesin. Üzmesin. Çok iyi bir insandır yengem. Benim prime ihtiyacım yok ki. Ben zaten yolumu tutmuşum gidiyorum. Ben prime ihtiyacım olsaydı bakın ben bunu bile düşündüm. Başlardan Çiğdem'i ben hiç oynatmadım. İlk videolarıma bakın bir. Allah. Hay Allah'ım ya. İyi ki durmadı ha. Uçak moduna almadık tabii ki videomuzu. Yani Çiğdem üzüldüm öyle yazmalarına. Gerçekten üzüldüm. Biz hep böyleyiz. Yani kamera arkası daha iyiyiz arkadaşlar. Mesela ben tatlı alırım Çiğdem'i kesinlikle ayırmam. Ben bunları gösteriyor muyum? Evet. Evet. Doğru diyor yengem. Doğru diyor. Kesinlikle yani ben pazara inerken kayınvalideme sorarım. Anne bir ihtiyacın var mı diye. Verdiği siparişleri alırım. Parasını da kesinlikle almam. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet. Çiğdem'e biz bağırıp çağırmayız, incitmeyiz. O bizim değerlimiz. O bizim prim yapmak için aracımız değil kesinlikle. Bir de siz çok sevdiğinizi söylediniz. Ben o yüzden sık sık göstermeye çalıştım. Ben bile mesela şey beni izliyorsanız şey rahatsızlığım var da biraz. Şey ama yengemi hiç üzmek istemiyorum. Öyle düşünüyorum yani. Canım benim. Siz evet Çiğdem'i çok beğendiniz, çok sevdiğiniz için sık sık göstermeye çalışıyorum ben. Gerçekten niyetim buydu. Başka bir şey değildi.
Dediğim gibi benim prime ihtiyacım yok ki. Ve ben 56 bin abonem var. Ben buralara tırnaklarımla geldim. Ne parayla abone aldım, ne reklam yaptırdım, ne büyük sayfalardan destek aldım. Siz tanımadığım insanlar bana destek verdiniz. Beni bilen zaten biliyor, tanıyan zaten biliyor. Beni özümden tanıyanlar daha iyi tanıyor. Benim ya çıksın desin ki bu kadın desin yalan söylüyor desinler. Sahtekarlık yapıyor desinler. Ya deyin ya yazın oraya. Varsa en ufak bir sahtekarlığım yazın abi oraya. Yok Söyleyin. mesela yengem rahatsızlığım bile benim yüzüme vurmaz. Öyle bir insandır işte. Alın para verip Öyle bir insan. konuşturmuyorum. Kesinlikle asla. Ben zaten rencide eden insanlardan nefret ederim. Kötü davranan insanlardan nefret ederim. O kötü yorum yazanlar, sizin gibi zihniyetlilerden de nefret ederim işte. Benim çevremde Sevim'e de laf söylüyorlar. Sevim'i ben video esnalarında ben çağırıyorum arkadaşlar. Şu an Sevim yok burada. Kameramı da önüme koydum. Kendim çekiyorum. Kim çekiyor Çiğdem bizi? Kim? Sen çekiyorsun yenge. Kimse yok değil mi Evet, orada? evet. O kadın da üzülüyor. Bu sefer yorumlara takılıyor. O da beni şey yapıyor. Ya Sevim takılma diyorum. Olacak bunlar diyorum ama alışkın değil kadın. Ben tamam 2 senedir bu işin içindeyim artık. Ama benim şanslı tarafım ne? En çok yorumlar güzel yorumlar. Allah razı olun. Binlerce kez. Çiğdem'e diyorlar yapmacık davranıyor ama Çiğdem de diyorlar saf garibim diyorlar. İnanıyor diyorlar. Yok inanın ki şu an eğer para içinse valla onun için değil yani. Yengemin kırmak istemiyorum. Kırmam da yani. Yani Çiğdem'i ben üst başta alırım yeri gelince. Yani ne bileyim ben onu mutlu etme derdindeyim gerçekten. Aynı şekilde annem için de, kayınvalidem için de. Onu da görmüyoruz diyorsunuz. O diyette olduğu için çok çağıramıyorum onu arkadaşlar. Mesela mantı videosu yaptık. Daha paylaşmadım onu. Onu da düşünüyorum. Orada Çiğdem'e benim boru videom vardı. Bacalarını temizlemiştik. Orada bir şeyler mırıldanmış. Onu soruyorum orada direkt. Yemin ediyorum daha hiç sormadım. Orada sordum. Ne diyecektin orada dedim. Bir şey diyecek misin dedim. Diyememişsin. O da dedi ki orada yatak isteyecektim dedi. Orada bir zor durumda kaldım yani. O videoyu da paylaşayım mı paylaşmayayım mı düşünüyorum şimdi açıkçası. Çünkü diyecekler ki ha bak bak öğütlemiş de yatak istetiyor diyecekler. Asla böyle bir şey yapmam arkadaşlar kesinlikle. Yani öğütleyip de Çiğdem'i hiçbir zaman kameranın karşısına çıkartmadım. Dediğim gibi benim prime ihtiyacım yok gerçekten. Ben çok güzel de ilerledim, ilerliyorum. Allah razı olsun destek veren herkesten. Köstek olanın da önüne köstekler çıksın inşallah. Yani siz nasıl böyle bir şey yazarsınız ya? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz? Yani ne kadar ayıp bir şey ya. Çiğdem bugün benim yanımda değil ki. Ben Çiğdem'le 20 seneye yakın beraberiz biz. En ufak bir kavgamız olmamıştır. Bir mantı videosunda da soruyorum ona, konuşturuyorum. Kavga ediyor muyuz? Hayır. Öyle yapıyor muyuz? Hayır diyor yani. Çiğdem şeydir, inattır. Çiğdem zor bir kişidir aslında. Çiğdem sofraya oturmaz. O hep evde yemek ister. Ben onu siz sevdik dediniz işte, güzel dediniz, iyi dediniz, ne kadar masum dediniz. Ben de zar zor ikna ediyorum onu, masama getiriyorum. Yoksa yenge ver ben evde yiyeyim diyor genelde. Evet doğru söylüyor. Böyle yani. Ama çok bilmiyorum tuhaf oldum. Yani o yorumları görünce tuhaf oldum gerçekten. Tabii beni de korumuşsunuz. Beni sevenler, güzel düşünenler, güzel insanlar. Allah razı olsun sizden binlerce kez. Kat kat. Hakkınızı gerçekten ödeyemem. Yani arkadaşlar, o kötü yorum yazanlar, bana kötü gözle bakanlar, benim prime ihtiyacım yok. Lütfen, o beynini değiştir. Çiğdem dediğim gibi bizim kıymetlimiz. Ben ne bileyim ona sevap yapmaktan, ona iyilik yapmaktan keyif alıyorum. Yapmacık da değilim asla. Ben canım diyorsam candan derim gerçekten. Gülüm diyorsam candan derim. Şey diyebilir miyim bizi izleyenler için? Şey,
Yengemin yerinde başkası olsa yani hiç böyle bana böyle iyi davranmaz, kötü gibi davranır. Ne bileyim işte bunun gibi şey. Dışlar evet. seni dinlemez. Evet. İşte o kötü yorum yazanlarda olsa böyle bir görümce, bir çiğdem olsa onlarda eminim ki bir yudum su vermeyeceklerdir. Orada Evet. ahkem kesiyorlar ya, beni karalamaya çalışıyorlar ya. Biz böyleyiz arkadaşlar. Biz videonun arkasında daha iyiyiz. Şakalar yaparız, espriler yaparız. Hep gülerek gelir, gülerek gider çiğdem, bu kadar. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Benim prime de ihtiyacım yok. Reklama da ihtiyacım yok. Ajitasyona hiç ihtiyacım yok. Kesinlikle. Ben olduğum gibiyim arkadaşlar. Doğalım. Beni sevenler doğallığımla sevdi zaten. Allah razı olsunlar. Hep böyle gideceğim. Tekrar söylüyorum. Çiğdem'i çok sevdiğiniz için ben sık sık göstermeye başladım. Ben ilk başlarda Çiğdem'i gösterebilirdim. Ajitasyonlar yapabilirdim. Çoğu sayfalar böyle büyür. Bunu unutmayın. Ben böyle bir şey yapmadım. Siz kimi sevdiyseniz ben size onu göstermeye çalıştım. Benim için değerlisiniz. Kötü yorum yazanlar engelleyeceğim. Atacağım sayfamda. Değil mi? İzlemesin bizi. Evet. Yani Doğru diyorsun yenge. biz ne yapıyoruz, onlar ne diyor? Evet. İzlemesinler. Yani bu insanlar iyi fikirli olamazlar. Huzursuz insanlar. Çünkü kendileri öyleler. Ya. Neyse, sana birkaç gün sonra sürprizim var. Şimdi söylemiyorum. Öyle mi yenge? Valla. Hatta o sürprizi bir izleyicimiz yapacak. Öyle mi? Aynen. Videoyu çekeceğim seni de o zaman. Anladım. Ya sevenler köküne kadar seviyor yani. Anladım He. yenge. Anladın? Tamam. Anladım. Şimdi söylemiyorum çünkü beni sıkıştıracaktır. Ne zaman, ne yaptı, geldi mi, gitti mi, geldi mi, gitti mi? Çiğdem öyledir yani. O yüzden sürpriz de söylenmez. Tamam, burada kapandı. Sürpriz gelince ben sana yapacağım. Tamam Tamam yengeciğim. mı bebeğim? Tamam yengeciğim. Var mı söylemek istediğin? Söylemek istediğim yengem çok iyi bir insan. İnanmazsanız yani ben biliyorum. Çünkü kaç sene durmuşumdur. Beraber durmuşumdur Evet, biz onunla. ha Çiğdem'le de yaşadık beraber. Bu küçücük evde. Kaç ay oturduk yani, aylarca. Aha, kaç sene? Ay değil de Çiğdem'in sene. hayatı ajitasyon arkadaşlar. Gerçekten sizin Yengem bilmediğiniz... anlatsa ağlarsınız yani. Aynen öyle. Biz biliriz ne yaşadığımızı. O yüzden bizim kıymetlimiz, gerçekten ben buradayım diye demiyorum. Çiğdem çok badireler atlattı. Neyse. Böyle yani, biz yaşadık, Çiğdem'le de yaşadık. Ya canım benim. Beni üzdüler, gördün mü? Yenge, ben şunu söyledim ya seyircilerimize. He. Yengem öyle bir insan değil, çok iyi bir insandır. Dört dörtlük bir insansın yani. Gerçekten öylesin yani. Öyleyiz ama işte öyle olmadığımı saptıranlar da oluyor. Anladım. He. He. Sürprizin ne diyor bak, başladı. Dedim ya, gelince video çekeceğiz, göstereceğiz, onlar da görecekler. Tamam, bu konuyu kapatıyoruz burada. Aha tamam. Ondan sonra sürpriz gelince ben sana söyleyeceğim. Kusura bakmayın biraz şey ayıp oldu ama Yok canım, ne ben ayıp olacak? Seni onlar çok seviyorlar. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öpüyorum sizin hepinizi. Bana kötü yorum yazanlar da seni seviyorlar ama benim yalan yaptığımı düşünüyorlar. Yok. Ben sana yalandan iyi davranıyormuşum yani, kamera önünde onu diyorlar. Yok ben zaten rahatsızlığım var da rahatsızım yani biraz. Biraz şey psikolojik işte beyin rahatsızlığı gibi biraz. Şey psikolojik işte ruh hastalığı falan. Hepimiz ruh hastasıyız Çiğdem aslında. Valla. Ama çok şükürler bugünümüze, değil mi? Amin. He. Evet, doğru Turşuyu söylüyorsun. Çiğdem de çok sever. Turşu yapıyorum. Etli nohutu da unutmadım. Pişireceğim onu en kısa zamanda. Aha.
Tamam mı? Sağ ol yenge. Tamam. Sen şimdi bakkala mı gideceksin? Ya yine bak. şimdi bu videomu sonlandırıyorum. Turşuya denk geldi. Şimdi sobamı yakacağım. Turşulumu hazırlayacağım. Hep beraber göreceğiz. Öpüyorum. Kötülere inat, kötü öpüyorum. Düşünenlere inat. Bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten ben öyle yazılan gibi birisi değilim. Gerçekten. İyilik yapmayı çok seviyorum. Sevindirmeyi çok seviyorum. Mutlu etmeyi çok seviyorum. Mutlu olmaktan önce mutlu etmeyi çok seviyorum. Evet. Gerçekten böyle. Yengem doğru söylüyor gerçekten. Doğruları söylüyor. İnanmazsanız yani ben biliyorum. Heh, bu kadar. Evet. Kendinize gelin de. Kendinize gelin, yengemi de üzmeyin lütfen. Canımsın, öpüyorum seni. İşte böyle arkadaşlar. Ya. Vallahi neler topa koymuşlar ya Çiğdem. Hadi hep beraber öptük sizi. Ay şöyle geçmem lazım.